Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, şimdi gündemin konusu voleybol. Voleybolda voleybol erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Ligi kupasını Ziraat Bank Kart kazanmayı başardı. Evet, son 3 yılda üst üste kazanmayı başardı. Halkbank'ın rekorunu egale etmiş oldu. O da 3 yıl üst üste kazanmıştı. Şampiyonlar Kupası'nın galibi Ziraat Bankart, Halkbank'ı 3-1 yenerek bu başarıyı yakalamış oldu. Zaten biri kupa şampiyonu değil, lig şampiyonu karşılaşıyordu. Lig şampiyonuyla kupa şampiyonu karşılaşmasını kazanan da Ziraat Bankart oldu. Tebrik ediyoruz, başarılarına devam ediyoruz. Geçen yıl da arkası 3-0 yenerek kazanmıştı. Üçüncü kez bu başarıyı üst üste göstermesi de ayrıca bir konu. Aynı zamanda Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda oynanmış karşılaşma. İlk seti Ziraat Bankası kaybetmişti 22-25. İkinci sette 31-29. Orada başarı işte kırdı zaten. Ondan sonra 25-19, daha sonra 25-23 kazanarak mutlu sona ulaşmayı başardı. Aslında Ziraat Bankası zaten Ziraat Bankası olarak geçiyor. Daha önce de yani voleybolun lokomotiflerinden birisi yani erkekler de bunu yıllardan beri de yani bu işe emek ve para ayıran bir kulüp, onu da söyleyelim yani. Çünkü ben bildim bileli hemen hemen bu var yani. Tebrik ediyoruz. Köklü bir kulüp. Başarılarının da devamını diliyoruz. İnşallah Avrupa'da da başarılara imza atarlar. Tabi burada bu iş bitmiyor. İnşallah kadınların yaptığını erkeklerin de yapmasını istiyoruz. Bakalım yapabilecekler mi? Diğer kupalarda oldu ama Sev Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü başarılı olamadılar. Halkbank'ta mesela bir dönem yaşadı. Ya ne bileyim, Fenerbahçe'de kupa kazandı ama diğer hani challenge kupalarından falan kazandılar. Yoksa normalde Şampiyonlar Ligi'ni henüz bir tık yani biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Evet, iyi, fena değil ama kadınların ulaştığı dereceye erkeklerin de ulaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankart'ta tebrik ediyoruz. Başarılarının devamı diliyoruz. Sanıyorum bu Avrupa'da da en iyi şekilde temsil edecektir diye düşünüyoruz. Gerek Halkbank gerekse Ziraat Bank bu işleri de başarırlar diye düşünüyoruz. Yani kadınlarda nasıl başarılar geliyorsa erkeklerde onlar sağlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu çalışmaya bağlı. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Takım olmak lazım. Takımda birliği sağlamak lazım. Bunlar bir de oturmuş takım olunca bu iş daha iyi yürüyor. Ziraat Bankart'ta mesela bunu iyi başarıyor. İzmir temsilcisi arkasında yıllardan beri aynı şekilde, Fenerbahçe yine aynı şekilde. Diğer Galatasaray, Beşiktaş'ın herhalde erkek takımı yok. Hani ligde yok herhalde. Ama gerçekten başarılar. Bunu da iyi başarıyorlar. Tabii bunlarla beraber Sigorta Shop, işte Spor Toto, bir sürü kulüpler de açıldı ama bu işin lokomotifi Ziraat Bankart. Yani onu da söylemeden edemeyiz. Halkbank sonradan geldi ama o da çok başarılı. Bakalım neler olacak. İşte Arkas, Fenerbahçe arasında ilk 4 olarak onlar geçiyor. Ama şu anda diğer ligde oynayan takımlar da çok başarılar. Onu da söylemekte yarar var. Yani hiç ummadığınız yerde işte Bingöl'deki bir takım da galip gelebiliyor. İşte Tokat Plevne yıllardan beri işte ligde kalıyor ve başarılı sonuçlar alıyor. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Tabii bunların bir süreç, bu sürecin devam etmesi ve tabii ilerlemesi lazım birazcık. Bu ilerlediği zaman başarılar da gelecektir diye düşünüyorum. Şampiyonlar Kupası kazanan Ziraat Bankart'a tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hoşça kalın, iyi seyirler.